Evet, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı ve sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün ulaşım üzerine konuşacağız. Özellikle bu karda kıyamette ilginç bir konu olacak. Konuklarımıza geçmeden önce konuyu biraz açmak istiyorum. Ulaşım hepinizin de bildiği gibi çok geniş bir konu. Hepimizin günlük yaşamını etkileyen, belediyenin çalışmaları, ekonomik kalkınma hepsini etkileyen bir konu olduğunda onu tek bir programda tümüyle ele almak haliyle imkansız. Ve bu konuda Şehir Hepimizin olarak daha başka programlarımız da olacak. Bugün bu konuyu başından almak istiyoruz. Ulaşım planlama ve belediyelerdeki karar süreçleri nedir? Buna biraz bir açıklık getirmek istiyoruz. Ayrıca halkın katılımı bu sürece sağlanabilir mi? Halk bu sürece nasıl katılabilir? Ve belki en önemlisi de bu karar süreci daha şeffaf olabilir mi? Bugün konuklarımız Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Ulaşım Anabilim Dalımı Profesörü Doktor Zerrin Bayraktar ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Ulaşım Anabilim Dalı Profesörü Haluk Gerçek. Bugün bu karda kıyafette geldiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuya Haluk Hoca'dan başlayacağız. Siz İstanbul, Eskişehir, Bursa gibi kentlerde ulaşım planlama sürecini yürüttünüz. Bunu bize bir anlatır mısınız? Şimdi büyük kentlerde özellikle yani büyük şehir statüsünde olan kentlerde zaten ulaşım ana planı yapılması mevzuata göre bir zorunluluk. O yüzden bütün büyük şehirler bir ulaşım ana planı yaptırmak zorunda ve bunu da yaptırıyorlar. Ama bizde maalesef plan hiyerarşisi denilen sürece pek dikkat edilmiyor. Yani kent ölçeğinde bir ulaşım ana planı yapmadan önce ülke ölçeğinde planlardan başlayarak alta doğru bir planlama sürecinin gerçekleşmesi gerekir. En üst ölçekte kalkınma planları olması lazım. Onun altında bölgesel gelişme planları olması lazım. Daha alt ölçekte bölge ya da il bazında çevre düzeni planları olması lazım. Onun altında da il bazında planların yapılması lazım, kent bazında. Bunun ulaştırmadaki paralel süreci de en başta ülkenin bir ulaşım ana planı olması gerekiyor. Ki Türkiye'nin 1989'dan beri ulaşım ana planı yoktu. Geçtiğimiz yıl bir plan çalışmasına yeni başladılar. Yani Türkiye Ulaşım Ana Planı adı altında. Onun altında bölgesel ulaşım planları olması lazım. Ondan sonra da yine kent ölçeğinde ulaşım ana planlarının olması lazım. Şimdi bu sürece pek riayet edilmiyor. Tabii ideal olan bir de burada kent ölçeğine bakarsak ulaşım ana planıyla kentin nazım imar planlarının birbiriyle paralel yürütülmesi gerekiyor. Çünkü bunlar birbirlerini etkileyen çalışmalar. Nazım imar planı çalışmasıyla ulaşım planı çalışması. Buna da pek uyulduğunu ben görmedim. Yani benim deneyimim içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Dediğim gibi yani planlama çalışmaları ne yazık ki ulaşım ölçeğinde de Nazım İmar Planı ölçeğinde de bir anlamda bir yasal zorunluluk olduğu için gerçekleştiriliyor. Ve bu planların gerçek hayata dönüşmesini sağlayacak daha alt ölçekte planlar, uygulama planları çoğu zaman yapılmıyor. Sürekli plan değişikliklerine gidiliyor. Bunun da temel nedeni bana göre siyasetçiler, yani ülke ve yerel yöneticiler plana gerçekten inanmıyorlar. Şimdi sürekli plan değişikliklerinden bahsediyorsunuz. Mesela İstanbul için ulaşım planı 2006'da bir çalışma yapılmıştı yanılmıyorsam. Evet. Son çalışma da oydu galiba. Ondan sonra onu 2012 yılında revize çalışmasına başladılar. O hala devam ediyor 2012 yılı verileriyle. Ama dediğim gibi yani bu çalışmaların İstanbul'la ilgili olanı daha çok şöyle oluyor.
2006'daki çalışma sırasında 3. köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli üçüncü havaalanı gibi projeler yoktu. İstanbul'un çevre düzeni planında da 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ki kentin anayasası olarak kabul edilen bir plandı. 5 yıl sürdü bu planın hazırlanması. Yüzlerce akademisyen, uzman çalıştı. Hatta Sayın Kadir Topbaş o zaman İstanbul Planlama Merkezi, yani Metropoliten Planlama Merkezi'nde bu çalışmalar yürütüldüğü için İMP'ye sorulmadan İstanbul'a çivi bile çakılmayacak demişti. Fakat o planda ne 3. köprü vardı, ne 3. havaalanı vardı. 3. havaalanı Silivri civarında öngörülüyordu. Ne Avrasya Tüneli vardı. Bütün bu projeler sonradan şu anda da revize edilmekte olan Ulaşım Ana Planı'na işleniyor. Yani bir anlamda plan yapılırken daha önce plan dışı kararlarla yapımına başlanmış ve bitmiş olan projelere de plan altlığı hazırlanmış oluyor. Peki yani bu durumda o 5 yıl üzerinde çalışılan planın çok bir anlamı kalmıyor. Hiç kalmadı. İlginç. Peki kararlar veriliyor diyorsunuz. Şimdi bu işte 3. köprü vesaire, bu kararlar yerelde mi veriliyor? Nereden, nasıl? Yerelde verilmediğini biliyoruz. Çünkü ben yani çevre düzeni planı çalışması sırasında o tamamen yerelde yürütülen, yani İstanbul Büyükşehir'in Metropoliten Planlama Merkezi'nin yürüttüğü bir çalışmaydı. Oradaki çalışmalarda hiçbir şekilde böyle bir proje, büyük projeler, mega projeler, şu anda yapılmış olan bir kısmı mega projeler gündemde yoktu. Bu karar Ankara'da veriliyor. Yani üst yönetimin, hükümetin verdiği bir karar. Sonra da büyük şehirlere, yani bu kararı uygulaması için, hatta planlara geçirilmesi için talimat veriliyor. Peki İstanbul dışındaki kentler de bu sorunu yaşıyor mu? İstanbul dışındaki kentlerden mesela İzmir en yakın örnek. İzmir'de önemli bir proje var. Yani Körfez Geçişi Projesi biliyorsunuz. Şu anda orada da bir ulaşım ana planı çalışması yaptırılıyor yerel belediye, yani Büyükşehir Belediyesi tarafından. Ama Körfez Geçişi Projesi ise Ulaştırma Bakanlığı'nın bir projesi ve muhtemelen bu projede yapılmakta olan ulaşım ana planına bir veri olarak, yani bir plan çıktısı olarak değil de kararı verilmiş bir proje olarak girecek. Şimdi bu büyük projelerin bir de finansman konusu ilginç. Öyle bir algı yaratılıyor ki şimdi yap, işle, devret modeli var ve bu model sayesinde hazineden veyahut da işte bütçelerden, ulaşım bütçesinden hiçbir para çıkmıyor diye aksettiriliyor bu evet. Topluma. Bu konuyu bize biraz açar mısınız? Evet, yap, işlet, devrette de söylediğin bir sonuçta bir algı yani. Hiç bizden bir şey çıkmıyor. İşte birisi yapıyor, işletiyor. Sonra da o işleyen şeyi bana devrediyor diyorlar. Şimdi yap, işlet, devret modeli ileri teknoloji ya da yüksek maliyet, yüksek bir maddi kaynak gerekiyorsa bu projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ya da uluslararası şirketlerle gerçekleştirilen sözleşmelerle yapılıyor bu. Bu sözleşmeler uyarınca yatırım bedeli elde edilecek, yatırım bedeli ve kar elde edilecek hizmetlerden alınacak parayla, yani bu hizmeti kullananlar ve devletin ödediği paralarla şirket bu yatırım bedelini almış oluyor. Özel bir sözleşme bu. Şimdi yap, işlet, devlet projelerinin finansmanı sorunu, yani bütün sorunlara çözüm getireceği gibi bir algı oluşturuluyor. Yani hiç kaynak harcamadan gerçekleştirilebileceği gibi bir yanlış algı var esasında. Şimdi bu yanlış algıdan dolayı hazırlık aşamasında gerekli önem verilmiyor. Yani projelerin uygulama ve izleme aşamasında kamu tarafından yeterince sahiplenmemesi ortaya çıkıyor. Bu tabii bir hata.
Şimdi modelin başarılı olabilmesi için, yapıştı devlet modelinin başarılı olması için uygulama sözleşmesinde çok titiz davranılması gerekiyor. Ve bütün teknik detaylara, performans ölçümüne, yönetiminin iyi planlanmasına, idarenin hesap verebilirliği ve işi üstlenen özel sektör temsilcilerinin kamu yararını sahiplenmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Fakat algı yap işlet devlette, devletin hiçbir maddi gideri yok, bunu şirket yapıyor şeklinde olduğu için yap işlet devlet sözleşmelerinde, hatta büyük projeler olduğu için, bunlar hem teknoloji gerektiren hem de büyük maddi kaynak gerektiren projeler olduğu için yap işlet devlet sözleşmelerinde bir özel şirket kuruluyor. Bu şirket bu işi Türkiye'de 49 yıllığına alıyor. Yani 49, en fazla 49 yıl işletebilir. Ve bu şirket projeyi bile yapan oluyor. Dolayısıyla projeyi yapan olduğu için, yani onun kamuyun yararını düşündüğünü pek ben düşünemiyorum. Şimdi buna bir örnek olarak mesela 3. Havaalanı'nı verebilirim. 3. Havaalanı'nda demin de söylendiği gibi tepeden inme bir kararla 3. Havaalanı'nın yapılacağı yer seçildi. Ve orada havaalanının yapılamayacağı birçok yetkili kuruluş tarafından söylendi. Çünkü biliyorsunuz orası maden ocağı sahasıydı. İşte o maden ocağı sahasının doldurulmasının çok büyük problem yaratacağı ve hiçbir dolgu malzemesinin, bir tek granit diyorlardı olabilir, orayı dolduramayacağı söylenmesine rağmen işte orada yap işlet devlet sözleşmesi gereğince kurulan İGA diye bir şirket bu süreçleri tamamlamadan işe başladı ve dolguya başladı. Hatta başladığı zaman yer teslimi bile tam yapılmamıştı onlara. Yani biliyorsunuz İstanbul'un kuzey ormanlarının olduğu bir yöreydi orası. İşte orada maden ocaklarından dolayı oluşan göletler vardı. Hatta bir göl vardı, yani tabii bir göl vardı. Onu bile su birikintisi olarak gösterdiler bunların ÇED raporunda. Ve orada dolguya başladılar. Başladıktan uzunca bir süre sonra buranın dolmayacağı anlaşılınca bir kere birincisi şöyle yapıldı. Yap işlet devlet modelince verildi bir konsorsiyuma, işte Türk şirketlerine. Ondan sonra buranın kotu mesela 35 metre aşağı indirildi. Yani 105 metre kotunda olacak havaalanı. Onu 70 metreye indirdiler. Mesela o zaman esasında olması gereken, bu ihale sürecine katılan diğer firmaların buna itiraz etmesi gerekiyordu. Çünkü 35 metrelik bir dolgu çok büyük bir maliyet gerektiriyor. O maliyeti ne yapmış oldular? Bu şirketlere bağışlamış oldular. Yani söyleyeceğim, yap işlet devlet modelindeki prosedürler tam uygulanmıyor. Yani yapan şirkete baştan koydukları şartları bile ne yapabiliyorlar? Değiştirebiliyorlar. Kotu indirdikleri gibi oradaki dolgu alanını da olmayacağını anlayarak 400 metre güneye çektiler. Yani o doldurulan alanlar, oradaki kaybedilen işte göller, göletler, işte orman arazisi boşa gitti ve şimdi pistleri 400 metre aşağıda yapıyorlar. Dolayısıyla yap işlet devlet modelinin iyi işlemesi için, yani bunu kamu baştan çok iyi planlaması gerekiyor ve bu detayları çok iyi bilmesi gerekiyor. Bilmediği zaman yap işlet devlet modeli, yani kamu kaynağının bir yerde ziyanı gibi oluyor. Şöyle diyebilir miyiz? Nasıl? O zaman? Yani bu süreç içinde aslında projenin daha önceden çalışılmış olması şart. Ama biz biraz bunu, hani tamam, proje belirlendi, ismi, yeri falan belirlendi. Sadece buyurun, yeri kim belirlen. Yapacaksa evet. Ona veriliyor. Evet. Şimdi bu yap-işlet modelinde bu projeyi yapan şirketler işte belli bir süre işletecekler. Oradaki gelir onların ilk yatırımını karşılayacak. Karını da. Karını biz da, beraber. Karını evet. da. Şimdi bir de garanti diye bir şey, bir kavram var. Yani bu projelerde bir garanti veriliyor. Bu şimdi garanti şöyle, nedir? Şimdi şöyle, yap işlet devlet modelinin esasında şöyle. Bir kere o alan şirketin %20 öz kaynak koyması şartı var. Yani %20 öz kaynak koyacak. Hı. Üstünü de uluslararası şirketlerden ya da bankalardan kredi olarak temin edecek. Ama bizdeki yap işlet devlet modelinde bakın şöyle oldu. Üçüncü köprüde de aynı şey. Bankalardan kredi alındı
Hangi bankalardan? Yani bu 3. köprüde de alamadı, şeyde de 3. havaalanında da, dışarıdan kaynak temin edemedi. Yerli bankalardan aldı kaynağı. Yerli bankalardan alınca hazine üstlendi. Yani kredinin garantisi hazine. Hazine tabii. Tabii hazine. Peki bu normalde yapmıştı? Normal değil. Biz buna çok karşı çıktık. Yani sivil toplum kuruluşları olarak çok karşı çıktık ama bir şey aşamadık. Yani işte veren bankalar belli. Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank. Bu 6 banka 3. köprüye verdi. Havaalanı için de aynı. Yani bunların hazırladıkları çevre chat raporları dışarıda şey görmedi. İnanılmadı yani bunların geri ödeneceğine. Dolayısıyla yerli kaynaklardan verilince bankaların da hazine garantisi var. Yani eğer şey ödeyemezse, şirketler ödeyemezse hazine ödeyecek. Dolayısıyla o garanti de oradan kaynaklanıyor. Bu garanti konusunda bir görselimiz olacak. Bu son yıllarda işte 3. köprü olsun, İzmit Körfezi geçiş köprüsü vesaire. Bu bir de Avrasya garantiler, bir de Avrasya tüneli tabii. Bu garanti konusunda Haluk Hocam sizin çalışmalarınız vardı. Şimdi garanti şöyle oluyor. Yap İşlet Devlet'le bu projeleri alan konsorsiyumlara gelir garantisi veriliyor. Yani gelir nasıl oluyor? Üzerinden geçecek trafikle ilgili bir garanti oluyor. Bir de fiyat belirleniyor, geçiş fiyatı. Şimdi burada bu fiyatların ve gelir garanti trafik seviyelerinin aslında neye göre belirlendiğini ben anlamış değilim. Yani bunların çok ciddi çalışmalar, analizler sonunda geleceğe ilişkin projeksiyonların yapılması ve ona göre hesaplanması gerekir. Yani çok titiz bir çalışma gerektirir. Şimdi garanti örneğin İzmir Körfez geçişi projesine bakarsak, Osman Gazi Köprüsü'nde günde 40 bin araç garantisi var. Halbuki bu tabloya bakacak olursanız, yani şuradaki çizelgede de gözüküyor. Körfez'i geçen bütün potansiyel trafik, yani şu anda feribotlarla ya da işte Körfez'i dolanarak geçen trafik de dahil olmak üzere. Köprülerden geçen de. Yani Marmara'nın kuzeyi ile güney kıyısı arasında geçebilecek tüm potansiyel trafiğin tamamı köprüden geçse bile bu 40 bin araç seviyesine ancak 2030'larda falan ulaşabileceğiz. Yani bu gördüğümüz çizelge şey değildi. Hani bu köprüden geçecek trafik değil. Bu potansiyel olarak tüm trafiğin toplamını gösteriyor. Yani bunun diyelim ki %60'ı şeyden geçerse, köprüden geçerse, 40 bin seviyesine eğer her yılda trafik %5 artarsa, ki Türkiye'nin koşullarında karayolu trafiğinde 4-5 gibi rakamlar normal rakamlardır. 40 bin garanti seviyesinin sağlanması için ancak 2037'yi beklemek gerekecek. Şimdi böyle bir durumda bu hesapların nasıl yapıldığı, bu garantilerin nasıl verildiği ciddi bir soru işareti olarak kalıyor. İkincisi belirlenen fiyat konusu da öyle. Yani geçiş ücretlerine baktığınız zaman şu anda ilk Yap İşlet Devlet, ben gene Osman Gazi Köprüsü örneğinden gidersem, $35 artı KDV'dir sözleşmedeki fiyat. Şimdi gerçekte bunun karşılığı uygulanmıyor, 65 lira. Bu otomobiller için söylediğim fiyat. 65 lira otomobiller için. Yani dolar olarak bunun karşılığı $18, yarı yarıya. Demek ki geçen araçlarda, araç başına da aşağı yukarı $23'luk bir farkı cebimizden ödüyoruz biz. Devlet ödüyor. Yani geçmeyen aracın parasının tamamını ödediğimiz gibi geçen araçlara da şu anda fiyatı düşürdükleri için 1 Ocak'tan itibaren ilk sözleşmedeki fiyatı konsorsiyum alacak. Yani onu değiştiremiyorsunuz. 35 artı KDV'yi ve 40 bin araç garantisinin devlet hazine buna ödemek zorunda. Şimdi ama şu andaki fiyat 35 artı KDV'nin çok altında, geçen araç sayısı da 40 binin çok altında. Yani ciddi bir fark söz konusu ve bu farkın eğer bu projeksiyonlarda sonradan trafiği olağanüstü arttıracak yeni bir
durum ortaya çıkmazsa 2030'lara kadar, 2035'lere kadar bu gösterilen seviyelere çıkması Boğaz Körfez geçişindeki köprü trafiğinin mümkün gözükmüyor. Yani ben bir kere geçtiğimde şeyle konuştum orada gişe memurlarıyla falan konuştuğumda yani günde 8 bin hani iyimser olalım 10 bin araç geçtiğini söylüyorlar. Bu durumda her gün 30 bin hazineden araç. 30 bin araç 30 bin çarpı 35 dolar artı KDV hazineden ödeniyor. Artı bir de ödeniyor. Şey 10 bin aracın da aradaki farkı aradaki kadar. Aradaki bir de farkı ödeniyor. O da kaç? Şimdi tabii şu anda kış mevsimi yani yıllık ortalama üzerinden zaten bu garantiler yıllık araç sayıları üzerinden hesaplanır. Yaz aylarında işte bayramlarda tatil dönemlerinde bu trafik artacaktır. Gerçek ortalamaları hesaplayabilmek için yani belirli bir zaman sürecinin geçmesini beklemek gerekir. Ama gene de yani bu rakamlar benim verdiğim rakamlara göre eğer sonradan olağanüstü bir trafik artışı olmazsa örneğin İstanbul'un nüfusu 25 milyona çıkar, yeni yerleşim alanları olur, insanlar çok seyahat. Ama İstanbul yaşanmaz olur öyle söylediğinde. Yani böyle olağanüstü koşullar gerçekleşmezse Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla artışı ile trafik artışı arasında ciddi bir korelasyon vardır. Hemen bire bire yakın. Yani Türkiye'nin %5 her yıl büyüdüğünü öngörürsek, trafiği de %5 oranında arttırdığımızı kabul edersek, bu garanti seviyelerine ulaşmak için 2030'ların sonrasını beklememiz gerekecek. Yani 2030'a kadar yani, sürekli bir ödeme yapılacak. Sürekli hazinede. Devlet hazinesi bunu karşılayacak. Bu da tabii insanlardan toplanan vergilerle karşılanacak. Aynı şey 3. köprü için de geçerli. Onu diyecektim. Şimdi 3. köprü de bu durumda. 135 bin. Avrasya Tüneli de bu durumda. Onun için bu garanti seviyelerinin ve uygulanacak fiyat düzeylerinin ülke koşullarına çok uygun hesaplanması gerekir. Yani ben hatırlıyorum bu Osman Gazi Köprüsü ile ilgili analizler yapılırken dolar 1.56 liraydı. Şimdi bugünkü değere bakarsak 3.60'ı geçmiş durumda. İnsanların zaman değeri Türkiye'de iki katına çıkmadı 2010 yılıyla 2016 yılı arasında. Gelirleri de yani dolardaki artış kadar Türkiye'deki insanın geliri artmış olsaydı o zaman yapılan hesaplar biraz daha gerçeğe yakın olacaktı. Halbuki öyle olmuyor ki. Şimdi köprüyü tercih edecek olanlar ciddi bir fiyat farkı ödemek zorundalar. Üstelik şu anda İdo, Eskihisar, Topçular feribotunda da fiyat ayarlamasını köprü fiyatına göre kendisi yapıyor rekabet etmek için. Yani bu hesaplar Türkiye'nin ileriye dönük projeksiyonlarında ciddi hataların yapıldığını gösteriyor. Bu işte programın açılışında da şey demiştim hani sürece şeffaflık getirmek mümkün mü? Burada şeffaflığın önemini görüyoruz. Yani bu hesaplar kim tarafından nasıl yapıldı bunu biliyor muyuz? Veyahut da hani bunu açıklayanlar var mı? İşte biz 40 bini hesaplarken şöyle şu varsayımlarla şunları hesaplayarak 40 bini önerdik. Veyahut işte 3. köprü için 135 bin geçiş. Bu hesapları kimin nasıl yaptığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani bunu yani ben burada Ulaştırma Bakanlığı sorumlu bu projelerden. Garantileri de onlar verdiği için, ihaleleri de onlar yaptığı için bu analizleri ya kendileri yapmış olmaları ya da birilerine yaptırmış olmaları gerekir. Demin Zerrin'in söylediği mesele çok önemli. Yani bu projelerin hiçbirine, Türkiye'deki mega projelerin hiçbirine yabancı bankalar kredi vermiyor. Neden vermiyorlar? Çünkü riskli projeler olarak görüyorlar geri ödeme açısından. Sadece ondan değil, çevre etki değerlendirme projelerinin de uluslararası standartlara göre belirli normlara uyması gerekiyor. Yani yabancı bankaların uyması gereken konvansiyonlar var çevre açısından. Onlar da tam sağlanmıyor ama en önemlisi de risk almak istemiyorlar yabancı bankalar. Yani şimdi bu trafik garantileri ve fiyat tercihleri konusu hakikaten ciddi bir sorun. Peki mesela... Bir tek Avrasya'ya verdiler şey, dış kredi aldı ya o Avrupa Kalkınma Bankası'ndan. Evet, evet. Peki bu mesela başka ülkelerde bu yap işlet devret modelini kullanıyor mu ve orada da süreç...
daha şeffaf mı, daha farklı mı biliyor musunuz? Şimdi kullanılan yerler var. Yani özel sektörün ulaştırma yatırımlarına girdiği ve belirli sürelerle bunları işlettiği projeler var. Ama oradaki süreçler bizimki gibi olmuyor. Yani biz tamamen kapalı kapılar ardında diyebileceğimiz bir süreçle bu tür projelerin kararları veriliyor. Fiyatları belirleniyor. Geçiş garantileri veriliyor. Bunların paylaşılması ya da tartışılmasına şahit olmuyoruz yani bizim ülkemizde. Zaten yapıcı devlet daha çok gelişmekte olan ülkelerde kullanılmaktadır. Yani kendileri finansman kaynağı bulamayan ülkeler kendi öz kaynaklarıyla bu büyük yatırımları, bunlar çünkü çok pahalı yatırımlar, gerçekleştiremeyecek olan ülkelerde bunlar dış borçla, yapıştet devlet formülüyle yapılıyor. Mesela Marmaray projesi 2004'ten beri bitirilemedi Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla. Yani doğrudan doğruya devletin kredi alarak, işte Japon bankalarından ya da Avrupa Yatırım Bankası'ndan kredi alarak bitirmeye çalıştığı bir proje. 13 yıldır bitirilemiyor bir türlü. Ama köprü projesi birkaç yıl içerisinde tamamlanabiliyor. Ama sonuçta köprüyü de biz finanse edeceğiz. İşte demin yani söylediğim gibi yani geçen araçtan ki farkı da ödeyeceğimiz gibi belirlenen fiyatla sözleşmedeki fiyat arasındaki farkı da ödeyecek gene devlet. Geçmeyen araçları zaten aradaki şeyin tamamını ödeyecek bedeli. Şimdi mesela şeyi söyleyebilir misin bu Körfez geçişindeki köprü sonunda yani 22 yılı işletecek galiba, evet, orayı. 22 yıl. Kaç para alacak adam? Kaç paraya yaptı, kaç para alacak? Yani şöyle hesap edin, günde 40 bin araçtan ve 35 artı KDV olarak dolar üzerinden günlük gelirini hesap edip onu 22 yılla çarptığınız zaman alacağı parayı hesap edebilirsiniz. Yani 10 misli falan oluyor galiba değil mi? Bilmiyorum şu anda hemen. Şeyden biliyorum ben, Avrasya için yapılmıştı o da işte 2 milyar küsur harcanıyor galiba, 22 milyar geri alınıyor. Şimdi zaten bu Osman Gazi Köprüsü aslında büyük bir Gebze-İzmir otoyol projesinin bir parçası. Yani evet. Onun da tamamını gene yapıştet devletle yapılıyor. Otoyolun da garantisi var gene aynı şekilde. Ayrıca. Otoyoldan geçecek araçlar için de verilmiş bir garanti var. Orada da yine belirlenmiş bir fiyat var. O fiyatı da aşağıya çektiler, sözleşmedeki değerlerin altına çektiler. Yani projenin tümüne bakmak lazım, ne kadar kazanacak, ne kadar biz de ödeyeceğiz. Şimdi İstanbul hepimizin girişimi olsun, bu şehir hepimizin programında şunu anlamaya ve bu konuda da farkındalık getirmeye çalışıyoruz. Yani şeffaf, katılımcı ve yerinden yönetilen kentler, bu konuyu temelde işliyoruz. Buradan yola çıkarsak şimdi burada halkın katılımı böylesine teknik konularda nasıl gerçekleşebilir veyahut da gerçekleşebilir mi? Hayır, teknik yönden değil de bilgiler çok iyi aktarılırsa halka herhalde anlarlar biz şeyleri. Mesela bu üçüncü köprüyü ben hatırlıyorum. Yani üçüncü köprü karayollarının bile karşı çıktığı bir projeydi. Çünkü onların trafiği için uygun değildi. Yani onlar çalışmışlardı bir takım şeyler. Bu galiba altıncı çalışma şeyleriymiş. En kötü alternatifi zorla seçildi. Çünkü biliyorsunuz yani bu üçüncü köprüye bir uzun süre İstanbul halkı direndi. Yani önce Arnavutköylüler direndi, işte sonra Sarıyerliler direndi. Baktılar ki kent içine yakın olursa bu direnim artacak ve yapamayacaklar. Çok iyi hatırlıyorum, köprünün ilk geçişi 110 bin taşıt gündü. Zorla iç taşa verirken 135 bine çıkardılardı onu. Yani böyle bir şey var, bir zorlamayla yapıldı yani bir illa yapılsın diye. Yani onun için İstanbul halkı bazı şeylerde aydınlanırsa bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şimdi günümüzde tabii işte şu anda o halde olduğu için bazı şeylere biraz daha toplanmakta şey yapıyorlar, çekiniyorlar. Şimdi en basit ben size Kabataş örneğini söyleyeyim yani işte şeffaf mı diye. Kabataş'ta bir aktarma
merkezi kurmaya karar verdiler. Ama aktarma merkeziydi zaten orası. Ama bir takım şeyler iyi değildi tabii. Çünkü vapur iskeleleri biliyorsunuz eski araba vapur iskeleleriydi. Onların düzeltilmesi gerekiyordu. Tamam. Mesela tramvay oraya geldiği zaman da çok ilkeldi. Ama hiç tramvayı kapatmadan orayı, tramvayı uygun bir şekilde getirdiler. Hı-hı. Aynı şeyde iskeleleri de işte teker teker ele alarak orayı bir aktarma merkezi haline getirebilirlerdi yani. Ama öyle yapmadılar. Hiç halka haber vermeden kapalı kapılar altında, hatta 2006 yıllarında işte bu Marta denilen proje, işte Hakan Kıran'ın kendi özel projesi diye işte onu Mimarlar Odası'na sunmuş etmiş. Yani böyle kapalı kapılar altında yapılan bir şey. 2008'de koruma kurulundan bir kısmını geçirmiş. Birdenbire bizim önümüze, yani sivil toplum kuruluşları olarak önümüze Haziran ayında düştü. Haziran 2016'da düştü. Çünkü Mayıs, 16 Mayıs'ta bunlar şeyden, Büyükşehir Belediyesi'nden bir imar plan değişikliği geçirdiler. Ve o imar plan değişikliğiyle ortaya çıktı ki buraya böyle bir proje yapılıyor. Ve biz hepimiz sorduk defalarca, nasıl bir şey yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Kesinlikle cevap verilmedi bize ve Ağustos ayında gelirken işte biz orada çalışmalar yaptık. Proje bilinmiyor, ne olduğu belli değil. Belediyeden açıklama bekliyoruz. Hiç ses seda çıkmadan birdenbire bir gün işte oraya bir koca bir pano koydular. İşte biz buraya aktarma merkezi yapacağız. İşte altından yayalar için Üsküdar'a yaya yolu yapacağız. İşte iskeleleri düzelteceğiz. Oraya da bir martı konduracağız. İstanbul'un sembolü olacak. Martı dediğiniz şey içinde Kabataş'ta aşağı yukarı 10 dönümlük bir alanı dolduruyorlardı. Ama şimdi yeni düzenlemede bu 38 dönüme çıkmış. Çünkü Fındıklı Park'ın önüne de kadar geliyor bu dolgu. Bütün bunlar hep kapalı kapılar ardında oluyor ve hala da direniyorlar. Bakın o Mayıs 2016'da değiştirdikleri imar planını askıya asmadıkları için dava açamıyorsunuz, işin kötüsü. Yani hukuksuz bir süreç işliyor. Koruma kurulundan izinler alınmamış. Koruma kurulu mesela yer altına yapılacak yollar için karşı çıkıyor. İşte ne bileyim ben, orası biliyorsunuz birinci derece sit alanı. İki tane caminin bütün görünümü değişecek. Ama hiçbir şey olmuyor ve onlar orada habire çalışmaya devam ediyorlar. Ama hukuksuz diyorsunuz, cevap veren yok. O bakımdan şeffaf değil yani. Kesinlikle kapalı kapılar ardında olan ve siz vatandaş olarak sorduğunuz zaman da bilgi edinme yasasına dayanarak aldığınız cevaplar sizi tatmin etmiyor. Çünkü bir cevap vermiş olmak için veriyorlar ve öylece devam ediyor yani işler. Şimdi zaten Türkiye'de katılımcılık, şeffaflık konusunda ciddi bir samimiyetsizlik var yani her yönetim bazında. Ya gene hepimiz hatırlarız yani Sayın Kadir Topbaş İstanbul'da otobüslerin rengini bile halka soracağız falan diyordu bir ara. Yani şimdi otobüsün rengini için ya da işte çalıştırılacak şehir hatları vapurunun tasarımı için halktan, kentlilerden görüş alırken ya da almak iddiasında bulunurken böyle bütün kentin makro formunu yerel ölçekte önemli ölçüde değiştirecek ciddi projelerle ilgili kimseye danışmak gereğini ve kimseyle bilgileri paylaşmak gereğini duymuyorlar. Yani bu son derece samimi olmadıklarını yönetimlerin bu paylaşım ve şeffaflık konusunda gösteriyor. Teknik konular elbette ki uzmanların çalışması gereken konular ama bunların mutlaka planlama sürecinde de, uygulama sürecinde de bu projelerden etkilenecek bütün bölgelerin, hatta mahalle bazında, semt bazında o projeleri kullanacak, o projelerin orada yapılmasıyla etkilenecek olan bütün insanların katılımıyla paylaşılan bir takım arama toplantıları, paydaş toplantılarında tartışılması lazım. Batı'da bu işler böyle oluyor. Yani bizde de bunun uygulanması lazım. Örneğin bir Kabataş'taki Zerrin'in söylediği örnek iskele meselesi ya da işte bir Marmaray projesi ya da bir köprü projesi gibi projeler kentin bütün makro formunu değiştirdiği gibi geri dönülmez biçimde aynı zamanda yerel daha alt ölçekte de semt ölçeğinde de ciddi etkiler yaratan projeler. Bunları oradaki insanlarla konuşmak, onların görüşlerini de almak lazım. Ama bu süreç bizde maalesef hiç yürümüyor yani. Ama tartışıldığını varsayalım o mahallelerde. Yani halktan nasıl bir bilgi alınacak? Halkın nasıl bir katılımı olabilir? Ben söyleyeyim yaşadığım şeyden. Mesela bu üçüncü köprü için işte
köprü başladı, bir şeyler yapılıyor ama ÇED süreci de devam ediyor. Dolayısıyla ara ara ÇED hazırlamada hani halkın katılımını sağlamak için köylerde toplantılar yapıyorlar ya. O toplantılarda bir iki yerde yaptıktan sonra halk anladı ki ya bu yapılan şeyler bizi kandırma. Çünkü orada açıklanan hiçbir şey yok halka. Ve ondan sonra halk isyan etmeye başladı. Ya sen benim tarımımı yok ediyorsun, suyumu yok ediyorsun, doğamı bozuyorsun. Bu hazırladığın şeye ben karşı çıkıyorum dedi ve toplantıları yaptırmamaya başladı. Yani bir şeyleri anlamaya başladı insanlar. Yani yapılanı gördükçe ama birebir yaşamadıkça Türk halkının aklı başına gelmiyor. Yani illaki birebir ölçeği görmesi lazım. Şimdi mesela oradaki birçok köyde hala şey isyanları oynuyorlar ama iş işten geçti tabii. Ya orada biliyorsunuz işte tarım alanlarıydı. İstanbul büyük bir şekilde oradan besleniyordu. İşte orada yani 200, 300, 400 mandası olan insanlar vardı. Onların hepsi ne oldu? Sulak alanlar gidince hepsi kayboldu. Yani halk eğer siz ona bilgi aktarırsanız bir şeyleri anlıyor. Tamamen geri çekilmiyor yani. Ben ona inanıyorum. Halkla birebir konuşmakta yarar var. Haluk'un dediği gibi yani benim bildiğim dışarıda bir park yapılacağı zaman bile o çevre halkının bir görüşü alınır. Halbuki burada Kabataş'ta sen bütün Kabataş'ı alt üst ediyorsun. İstanbul halkının görüşünü alalım dediğimiz zaman biz aşağı yukarı 15 bin tane ıslak imza topladık. Ve bunu belediyeye aktardık. Ne oldu? Cevap yok. Yani böyle bir şey olabilir mi? Çok zor iş yani. Tabii önce doğru bilgilendirmek lazım toplumu tabii, yani yaşayanları. Yani çok yanlış bilgiler veriliyor. Yani Ulaştırma Bakanı toplantı yapıp fiyatları, geçiş ücretlerini düşürdüğünü söylüyor. Yani sanki bu geçiş ücretini düşürmek topluma bir sunulmuş bir hizmetmiş gibi. Halbuki aradaki fark yine bizim büyümüş cebimizden oluyor. Yani devletin evet cebinden ödeyeceği miktar artıyor böyle yaptığınız zaman. Yani İsterseniz bedava yapın köprüyü. O 35 dolar artı KDV'yi ödeyeceksiniz. 40 yapan şirkete. Şirkete. Yani bu kandırmacaların doğru bilgileri halka anlatılabilse, doğru bilgilendirilse, ondan sonra bu paydaş toplantıları gerçekten olması gerektiği gibi gerçekleşse, muhtemelen yani birçok kentli bu projelerin yanlış olduğunu, kendi çevresini olumsuz etkileyeceği gibi görüşlerle bu projelere itiraz edecektir. Yani gerçek paylaşımcı, şeffaf bir yönetimin de bu itirazları göz önünde tutması gerekir kararlarında. Evet, evet. Evet. Şimdi mesela benim de söyleyeceğim şey şu, yani sen ülkeyi planlamadan bir kere İstanbul'u planlayamazsın. Yani ülke planının bir yere bırakılmış, bütün planlama İstanbul üzerinde. Yani İstanbul, Haluk demin telaffuz etti, 25 milyona çıkarsa diye. 25 milyona çıkarsa İstanbul'da yaşanmaz hale gelinir yani. Tükenir İstanbul. Tabii süreç daha şeffaf olsa belki o zaman bu garanti miktarları falan da daha titizlikle hazırlanmak, daha titiz şekilde hazırlanır. Dolayısıyla yani akıl akıldan üstündür deriz. Yani sorunlar da varsa mesela işte 3. havalimanı olsun, 3. köprü olsun, orada etkilenen insanlarla eğer bir diyalog kurulsa onların sorunlarına da baştan çözüm üretmek. Ama öyle bir şey ortaya konsa 3. havaalanı oraya yapılmazdı. 3. köprüye de gerek yoktu. Yani bunlar hakikaten çok net olarak. Şimdi 3. havaalanı için orada 225 bin insanın istihdam edileceğinden falan bahsediyorlar ya. 225 bin insan işte bilmem yapılacak mı? İşte şöyle bir zenginleşeceksiniz, böyle zengin. Bunlar hep yani kandırmaca. Vaktimiz bitmek üzere ama bir konuya da değinmek istiyorum. Şimdi İstanbul trafiği hep Boğaz geçişleri üzerine bakıyoruz yatırımlar. Yani İstanbul trafiğinin çözümü hep Boğaz geçişi üzerinde. Bu doğru bir yatırım mı oluyor? Yani hakikaten İstanbul trafiği Boğaz geçişlerinden dolayı mı tıkanıyor? Yani hayır tabii bunun cevabı. İstanbul'da sadece Boğaz geçişleri tıkanmıyor. Yani İstanbul'un ana arterlerine bakın akşam ve sabah saatlerinde hep büyük bir çoğunluğunda tıkanma olduğunu görüyorsunuz. Ama Boğaz geçişleri bir dar boğaz yarattığı için yani o da gene bir kentin imar planıyla ilgili bir sorun. Yani İstanbul'un nüfusunun %65'i Anadolu yakası, Avrupa yakasında. Ama istihdamın belirli daha fazlası %73'ü Avrupa yakasında. Ya aradaki %8'lik fark
Anadolu yakasını bir anlamda insanların daha çok oturmak için iş olarak da Avrupa yakasını ortaya çıkmasına neden oldu. Bu da tabii sabah ve akşam saatlerinde yakalar arasındaki trafiği doğurdu. Şimdi toplam Boğaz geçiş trafiği İstanbul'un günlük yolculuklarının %10-11'i kadar. Ama etkisi daha fazla çünkü köprüler tıkandığı zaman onlarla bağlantılı olan yollar da, ana arterler de tıkanıyor ve İstanbul'un tıkanıklık haritası üzerinde daha ciddi, %11'in üstünde bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun çözümü şu anda yapılan köprü değil, yani üçüncü köprü değil. Üçüncü köprüden bir insanın, yani İstanbul'un iki yakası arasındaki ana trafik talebinin yüksek olduğu eksenler, kentin ta kuzeyinde Karadeniz kıyısında değil. Bunun nerede olduğunu biliyoruz. Yani iki köprünün arasında bir yerden geçiyor. Dolayısıyla bir insanın üçüncü köprüyü kullanarak karşıya geçmesi için bana göre biraz aklını yitirmiş olması lazım. Zaten kimse geçmiyor şu anda. Ancak işte ikinci köprüdeki kamyon ve ağır vasıta trafiğini üçüncü köprüye yasa zoruyla aldığınız zaman onlar da bir ara kaçak geçmemeye çalışıyorlardı. Çünkü bayağı bir kilometre yapmanız gerekiyor. Ne olacak? Üçüncü köprü bir ulaşım projesi değil. Bunu hep söyledik. Zerrin'in de belirttiği gibi orada işte 3. havaalanı yapıldığı zaman 200 bin küsur istihdam yaratıldığı zaman etrafında da bir 600-700 binlik yeni bir yerleşim alanı oluşturduğunuz zaman bu bir orada bir imar projesinin bir kışkırtıcı bir projesi olacaktır. Ama İstanbul çevre düzeni planında öngördüğü kuzeye geçmeme, doğal eşikleri aşmama kuralını çoktan bozdu zaten. Tabii. Bunlar maalesef başından beri söylediğimiz gibi kentin planlara göre değil, mega projeler, nereden nasıl çıktığı belli olmayan mega projelerle biçimlenmesinin bir sonucu. Mega proje lafı bile 2006'dan 2007'den sonra çıkan şeyler zaten. Çılgın proje, büyük proje, İstanbul'u uçuracak proje. Gerdanlarımız. İstanbul'u batıracak proje. Programımızı sonlandırırken öncelikle konuklarım, Zerrin Hocam, Haluk Hocam, bu karda kışta geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. İstanbul hepimizin grubuyla bize ulaşmak isterseniz, pardon, web adresimiz istanbulhepimizin.org. Haftaya yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.